Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar var. Bu açıklamaları sizlerle paylaşacağız şimdi. Biliyorsunuz yıl sonuna kadar online eğitim sürecimizin devam ettiğini biliyorduk. Şu anda online eğitimin süreci biraz daha uzatılmış durumda ve ara tatillerle ilgili, sınavlarla ilgili, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili önemli açıklamalar var. Hadi şimdi biraz onlara göz atalım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında dedi ki COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle önlemlerimiz devam ediyor ve bu önlemler kapsamında bazı düzenlemeler yaptık diyor. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak. İlkokullardaki değerlendirmeler, karne notlarının nasıl verileceğiyle ilgili şöyle bir açıklama var. Ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir deniliyor karne notları. Bizi ilgilendiren kısım, yani sizleri ilgilendiren, lisedeki arkadaşlarımızı ilgilendiren kısım ise ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazı, yani o bir yazılının olması ve değerlendirilmeye katılması isteniyor. Bir yazılı uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme, değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, burası önemli, okul ortamında ve sosyal mesafe, hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir deniliyor. Yani ilk birinci dönemde bir tane yazılınız bulunmuyorsa, okulda bir yazılıyı yapmadıysanız bunun sınıf ortamında, okul ortamında yapılması isteniyor. Bir yazılı mutlaka değerlendirmeye katılacak anladığımız bu açıklamadan arkadaşlar. Hatta bulunduğunuz şehirde, yani okulunuzun bulunduğu şehirde değilseniz, şehir dışında online eğitiminizi sürdürüyorsanız onunla ilgili de ek bir açıklama yapıldı. Deniliyor ki iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri için bu durum, kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarihi itibariyle bulundukları illerde sınava katılabileceklerdir deniliyor. Yani o bir yazılı kesin olarak yapılacak ve değerlendirmeye alınacak deniliyor. Çoğu okul zaten ilk yazılılarını yapmıştı. Ancak yapmayan okullarında seyreltilmiş gruplar halinde bunu sınıf ortamında yapması isteniyor anladığımız bu açıklamadan ve il dışındaki öğrenciler için de bir kolaylık sağlanmış hareketliliği azaltmak adına bulunduğunuz şehirde, okulunuz başka bir şehirde olsa dahi bulunduğunuz şehirde velinizin okulunuza başvurması halinde aynı puan türünde, aynı okul türünde olması kaydıyla sınava bulunduğunuz şehirde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında ilkokul, ortaokul ve lise için, yani bütün eğitim öğretim kapsamında uzaktan eğitimin süresi uzatıldı. İlk dönem yarı yıl bitene kadar bu süre uzatıldı. Yani tarih olarak söylersek 22 Ocak 2021 Cuma gününe dek online eğitim sürecimiz devam edecek. Okullarımıza şu an için dönemiyoruz arkadaşlar. Süreç devam ediyor. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren de karne dağıtımları olacak. Yine bu karne dağıtımlarıyla ilgili okullarınız, öğretmenleriniz ayrıntılı bilgilendirmeyi sizlere yapacaklardır. Bulunduğunuz okulun öğretmenleri ve idari personeli bununla ilgili sizlere bilgilendirme geçecektir arkadaşlar. Çünkü tek bir günde karne alımı yapılmayacak, karne dağıtımı yapılmayacak. Bunlar da yine seyreltilmiş gruplar halinde yoğunluk azaltılarak yapılacak. Muhtemelen gruplara bölünecek, saatlere bölünecek ve bu şekilde okullarda yoğunluk olması da önlenmiş olacak. Bunu da anlıyoruz arkadaşlar açıklamadan. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki o ortadaki ara tatilimiz, bir haftalık tatil de eklenmiş durumda. Yani bu anlamda ara tatil, yani sömestr tatilimiz 3 haftalık bir süreye uzamış durumda arkadaşlar. 25 Ocak'ta başlıyor ve 15 Şubat'ta okulların açıldığı güne dek 3 haftalık bir tatil söz konusu. Bu da artık netlik kazanmış durumda. İkinci dönem dediğim gibi 15 Şubat'ta başlayacak arkadaşlar. 15 Şubat itibariyle tabii ki neler olacak, salgının süreci nereye gidecek, neler yaşanacak, aşırı ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. İlaçlarla ilgili, hastalığın seyriyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Umuyoruz ki her şey yoluna girer. Bir şekilde aşı bulunmadıkça olmayacak gibi ama umarım ki aşılandırma başlar ve bu durum azalır. Okullarınıza dönebilirsiniz ancak şu an için ikinci dönemle ilgili de net bir şey söylenmiyor tabii ki. Bu biraz süreçle ilgili bir durum olacak. Sizler evlerden online eğitimlerinizle, evlerden kendi çabanızla çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf arkadaşlarımız için evet biraz daha zor bir döneme denk geldi. Ve evde çalışma disiplini oluşturmak gerçekten zordur. Zorlandığınızın farkındayız arkadaşlar. Ancak biraz olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Ve bu durum dolayısıyla da bir süre daha böyle devam edeceği bilgisi var. Bizler hocalara geldik olarak 5. sınıftan başlayarak kanallarımızı açtık biliyorsunuz bu sene. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf kanallarımız ve üzerine TYT AYT ana kanalımız da tabii devam ediyor. Bütün kanallarımızda sizler için videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Bizler olabildiğince sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada size düşen de kendi iç
iç disiplininizi bozmadan, motivasyonunuzu düşürmeden çalışmalarınıza devam etmek tabii ki zor bir süreç. Belki ailenizde hastalığa yakalananlar var, kayıplarınız var. Duyduğunuz haberler sizi etkiliyor. Ancak geleceğiniz için tabii ki eğitim de çok önemli. Bu noktada eğitimi çok fazla aksatmayalım. Çalışmalarımızı sürdürelim. Motivasyonumuzu düşürmemeye çalışalım arkadaşlar. Dediğim gibi bizler zaten sürekli yeni videolarla, güncel videolarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yeni açıklamaları oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.